Hasan Ali Atağa destek verdi. Onu koşuyorlar. Ceza alanı içinde. Hasan Ali gol pozisyonu. Çizgide vurdu ve Fabri. Fabri Hasan Ali kapattı. Köşede Fabri. Kovareş var sağ kanata. Medel. Hasan Ali karşılayacak onu. İçeriye doğru Kovareş var. Şut pozisyonu. Vurdu. Asfaltta dışarıya. Ricardo Kovareş var. Mehmet. Yansen içeride uzak noktada. Yansen'e doğru. Yansen içeride gözler kendi ve karar penaltı. Fenerbahçe penaltı kazanıyor. İşte izliyoruz sevgili seyirciler. Bu ilk açı. Medel'le birlikte Yansen. Giuliano. Giuliano topun üstüne geliyor. Giuliano vurdu ve gol attı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Dakika 20. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0. Fabri köşeyi tahmin etti ama çabası yeterli olmadı. Kovarejma falsolu uzak noktaya doğru. Kafayla içeriye. Gol pozisyonu dışarıya. Beşiktaş'ın en net fırsatı şu ana kadar. Hata destek veren Valbuena sağında. Şimdi Valbuena. İki arkadaşı içeride. Orta hazırlığı. Valbuena uzak noktaya doğru. Bir vuruş dışarıya. Önce Fenerbahçe kalesinde. Şimdi Beşiktaş kalesinde. Cenk'ten pas. Oğuzhan'a. Şut pozisyonu. Vurmadı. Sağ kanat. Kovarejma. Gol pozisyonu. Şut dışarı attı. Uygun durumda Kovarejma dışarı attı. Pas Atiba'dan geçmiyor arkadaşına Babel'e. Araya Mehmet girdi. Atiba yerde ve faul. Bir sarı kart daha. Geriye doğru. Valbuena. Valbuena Kovarejma mücadelesi. Bir faul daha ve bir sarı kart daha gelecek. Kovarejma görecek. Tekrar olsam. Kovarejma. Topu bir an için ayağından açtı ve Kovarejma. İkinci sarı kart, kırmızı kart. Kovarejma Beşiktaş 10 kişi kalıyor. Pozisyonu izliyoruz sevgili seyirciler. Ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Saniyeler sonra kayıp zaman işaretini öğreneceğiz. Orta alanda bir boşluk yakalıyor Beşiktaş. Şimdi Cenk'i koşuyorlar. Cenk gidiyor. Cenk yerde ve o bölgede Luis Neto ile mücadelesi kırmızı kart. Ülker sahada ilginç anlar yaşanıyor. Luis Neto ve kırmızı kart. Fenerbahçe'de 10 kişi. Direkt kırmızı kart görüyor. Portekizli Luis Neto. Caner geliyor. Yaptı ortasını Caner. Kafayla içeriye doğru karambol anı. Ve ani atak şansı yakalıyor Fenerbahçe şimdi. Beşiktaş savunması bir anda 3 oyuncuyla yakalandı. Mehmet gidiyor. Ters tarafta arkadaşı var, ona gönderecek mi? Kaleyi düşündü dışarıya. Giuliano, iki arkadaşı içeride. Yerden gol pozisyonu. Ozan vuruyor dışarıya. Araya girme çabası. Bir anda savunma dengesiz yakalandı. Şimdi topla buluşan Negredo. Offside bayrağı kalkıyor. Top ağlara gidiyor ama gol değeri kazanmadı. Negredo için bayrak havada. Pozisyonu izliyoruz. Burada bir dokunuş. Oğuzhan geliyor. Falsolu içeriye doğru. Bir kafa son anda Kameni. Müthiş bir kafa. Müthiş bir kurtarış. İkinci topları alıyorlar. Bölgesel baskıları yapıyorlar. Pepe'nin faul yaptığını işaret ediyor. Ali Palabıyık, Valbuena ile mücadelesinde Şenol Güneş bir hayli öfkelendi hakemin kararına. Evet, Şenol Güneş'i tribüne gönderiyor Ali Palabıyık sevgili seyirciler. Hata devam ediyor siyah beyazların. Tekrar Caner, bir orta daha yerden. Cenk Tosun cezaları. Cenk. Cenk yerde kalıyor, oyun devam ediyor. Ozan gidiyor. Sağında Yansen var solundaki arkadaşına. Alper cezalarına sokuldu. Beşiktaş savunması yerini aldı. Alper sıyrıldı. Gol pozisyonu ortaya. Ve top direkten kalecide. Fabri'de. Alper pasın şiddetini belki ayarlayabilse. Alper gidiyor.
Yansen pas bekliyor. Yansen'e ilk anda gelmedi. Yansen döndü. Solundaki arkadaşına gönderirse büyük tehlike. Yansen sıyrıldı. Yansen yerde. Gözler hakemin şut. Ve dışarı penaltı. Penaltı kararı ve Fenerbahçe ikinci kez penaltı vuruşu kullanacak. Atiba. Sarı kartı vardı. Kırmızı kart. Yansen'in ısrarla takip ettiği pozisyon. Burada gözler hakeme döndü. Atak devam etti. Geliyor Yansen. Yansen 2-0. Yansen 2-0. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 0. Beşiktaş yükleniyor. Babel. Tekrar Oğuzhan'a. Negredo içeride. Orta geliyor. Negredo kafa. Ve top ağlarda. 2-1 oldu Babel. 87. dakika. 1 dakika sonra Babel. O da kafayla tamamladı. Durum 2-1. Ülker stadında son dönemin hakikaten en unutulmaz maçlarından biri. Bir kırmızı daha. Bir kırmızı kart daha. İsmail Köybaşı. Oğuzhan geldi. Sağ kanada Lens'e döndü. Dört arkadaşı var içeride. Falsonu Kameni son anda. Kale alanında Kameni. Oğuzhan'dan geriye. Şimdi Tolgay vurdu, savunmadan döndü. Ardından Ozan ve maç bitti. Nefes nefese bir derbi bitti.